Herkese selamlar, sevgiler. Yaz ayları gelmişken sebzelerle lezzetini artırabileceğiniz tavuk sote tarifim var bugün sizlere. Pilav veya makarna yanına rahatlıkla yapabileceğiniz oldukça pratik ve lezzetli bir tariftir. Hemen buyurun detaylara geçelim. Öncelikle bir tavuk göğsünü minik küpler halinde doğrayarak yapışmaz bir tavaya alalım. Wok tava tercih edelim elimizde varsa eğer. Bu şekilde ara ara karıştırarak orta ateşte pişirelim. Önce suyunu salıp daha sonra çekecektir. Çekmeye başladığı noktada bir çorba kaşığı tereyağı ve bir kahve fincanı kadar da sıvı yağ gezdirelim. Birazcık karıştırarak yağların erimesini sağlayalım ve sonrasında sebze ilaveleriyle devam edelim. Bir orta boy piyaz doğranmış kuru soğana ihtiyacımız olacak. Soğanlarımızı da hemen tavuk etlerinin üzerine alalım. Soğanların ardından yaklaşık 4-5 tane de sivri biberi yine yemeklik doğrayarak tavuk etlerinin üzerine alıyorum. Ve sonrasında ara ara karıştırarak orta ateşte pembeleşinceye kadar sebzelerle beraber soteliyorum. Dediğim gibi isterseniz makarnanın yanına çok yakışacaktır. Sizler sotenizi yaparken hemen bir yanda makarnanız da haşlanır. Şimdi bu şekilde ara ara karıştırarak sebzeler nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim ve devam edelim hemen. Ben tabii ki bu aşamayı kısaltarak geçirdim sizleri sıkmamak için. Yeteri kadar kızardı, sizler de görüyorsunuz. Şöyle tekrardan bir karıştıralım. Daha detaylı olarak görmeniz için elimden geldiğince yakın çekim yapmaya çalıştım. Şimdi içerisine artık domatesini alabiliriz. 2 tane orta boy kabuğu soyularak doğranmış domatesimi de üzerine alıyorum. Domatesin ardından yine damak zevkinize göre isterseniz kullanılmaya da bilir. 2 diş de minicik kıyılmış sarımsak ilave ettim. Şimdi baharatlarını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve hemen ardından 1 tatlı kaşığına yakında kekik ilave ettim. Ben top kekik kullandım. Sizler elinizin altında hali hazırda hangi kekik varsa onu kullanabilirsiniz. Dağ kekiği de çok yakışacaktır. Tüm bu malzemeleri şöyle güzelce bir harmanlayalım ve kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakalım. Pişerken öncelikle domatesimiz tabii ki suyunu salacaktır ve daha sonrasında çekmeye başlayacaktır. Mutfağa yeni giren arkadaşlarım varsa eğer diye çok daha detay vermeye çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan herhangi bir konu olursa lütfen yorum kısmından yazın, dönüş sağlayayım. Kapağını kapattıktan sonra bir 8-10 dakika kadar kısık ateşte pişirmeniz yeterli olacaktır. Hemen şöyle birazcık karıştıralım, bakalım nasıl olmuş sotemiz. 1-2 dakika daha pişmesi yeterli olacaktır. Tam ekmek banmalık olmuş. Gerçekten efsane bir tarif, tam kurtarıcı bir tarif. Yaz aylarına da oldukça yakışıyor. Mutlaka deneyin. Tarifimi bu aşamaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek adına kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ve işte bomba gibi lezzet tavuk sotemiz artık servise hazır. İnanılmaz lezzetli ve bir o kadar pratik oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.